Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli üyeleri, Sayın Basın mensupları, medya üyeleri hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Ee, buraya Anıtkabir'den geldik. Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kurucusu ve ilk genel e, başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret ettik, oradan da buraya geldik. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve ilk Genel Başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisinin genel merkezindeyiz. Hepinize hoş geldiniz. Ee, sözlerime şöyle başlayayım: ee, Haziran ayında e, CHP İlke ve Demokrasi Hareketi adlı bir hareketi kurduk temel amacımız e, partiçi demokrasinin sağlanması ve partinin kurumsal kimliğine, ilkelerine, ideolojisine sahip çıkılması. E, bu çerçevede 24 Haziran'da bir bildiri yayınladık seçimlerden sonra bir seçim analizinde içeren. E, daha sonra Sayın Genel Başkanımıza Sayın Kemal Kılıçdaroğluna açık bir mektup yazdık hazırladık onu da 4 Ağustos'ta medya ile basın ile paylaştık ayrıntılarını web sitemizde bulabilirsiniz CHP ilke demokrasi org sitemizde ayrıntılarına ulaşabilirsiniz aynı basın toplantısında bu hareketin içinden bir genel başkan aday adayı çıkartacağımızı da e, açıklamıştık. E, bu CHP'deki kongre ve kurultay sürecini e, bu yıl yapılan seçimlerle birlikte ele almak gerekiyor. Seçimlerden sonraya denk geldi malum. Bu kongre kurultay süreci. Burada birkaç tespiti öncelikle ortaya koymak isterim. Yani olguları öncelikle ortaya koyup onun üzerinden size düşüncelerimi aktarmak isterim. Birincisi e, mevcut yönetimin ve genel başkanımızın e, liderliğinde girilen e, 13 13 yılda girilen seçimlerin e, tamamı kaybedilmiştir. 12 seçim kaybedilmiştir 13 yılda 5 milletvekili seçimi, 3 cumhurbaşkanlığı seçimi, iki referandum ve iki belediye seçimi. Belediye seçimlerinden birisinde İstanbul, Ankara, Adana, Antalya gibi merkezler, şehirlerin kazanılması göreceli olarak bir başarıdır. Ama Türkiye çapında kaybedilmiş bir seçimdir. Bu birinci tespit. İkinci tespit, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüzde 22 ile 26 bandı arasında bir yere takılmıştır. Oylarını partimiz arttıramamıştır uzun yıllardır. Bu daha önceki dönemde kapsıyor. Sayın Deniz Baykal'ın dönemde de hatta barajın altında kaldığı dönemlerde oldu. 12 Eylül'den sonra partimiz yeniden açıldıktan sonra ne yazık ki bu oy oranının arasına sıkışmış durumda. Bir üçüncü e, tespit, yüzde 48 alınan oy elbette önemli, değersiz değil. Fakat daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, muhalefet partilerinin e, gösterdikleri Cumhurbaşkanı adaylarının aldığı toplam oy ile aynı. Yani daha önce de muhalefet partilerinin gösterdikleri adaylar vardı. Onların oylarını topladığınız zaman o da yüzde %48 ediyor. Elbette tek adayla girmiş olması önemli bir gelişme ama ne yazık ki mevcut yönetimle bu oy oranında da bir artış sağlanamamıştır. Şimdi şunu bunları test ettikten sonra bir bakış açısı getirmek istiyorum. Genellikle şöyle bir anlayış var. İşte CHP'nin oyu zaten 22'dir, 25'tir, 20'dir. Bunun üzerine çıkamaz gibi kaderci, determinist diyebileceğimiz bir anlayış. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Partilerimiz de bunu kabul etmiyor. Tarihe bakmak yeterli. 1957 seçimlerinde İsmet İnönü'nün genel başkan olduğu dönemde CHP'nin oyu %41. 1977 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yine, yine yüzde 41. Bu 50'lerde, 60'larda, 70'lerde çok nadiren yüzde 30'un altına düşmüştür oylar. Yüzde 30 e, 41 arasında gidip gelen oylar söz konusu. E, 1989 yılında e, belki çok yüksek bir oy alınmadı ama SHP döneminde e, Profesör Doktor Erdal İnönü'nün genel başkanlığında Türkiye çapında belediye seçimleri kazanıldı ve CHP o seçimlerden galip çıktı. Bunu da hatırlamamız gerekiyor. Daha e, yakın bir geçmişte. E, CHP'de bir yönetim değişikliğinin olmaması durumunda genel başkanlık dahil buna önümüzdeki belediye seçimlerinde de başarılı bir sonucun alınma olasılığı oldukça düşüktür. Bütün araştırmalar, halktan gelen tepkiler, ilçe kongrelerindeki hava bunu göstermektedir. Ne yazık ki CHP tabanında, yani genel olarak seçmende değil, CHP tabanında da çok ciddi bir tepki oluşmuş durumda bir yönetim değişikliği gerçekleşmediği için. Normalde demokratik bir ülkede, bir genel başkan bir veya iki seçim kaybettiği zaman istifa eder veya yeniden aday olmayacağını açıklar. Bu demokratik ülkelerde bir teamüldür, demokrasinin gereğidir. Ne yazık ki partimizde böyle bir gelişmeyi yaşamadık. Belki şu denebilir, Türkiye demokratik bir ülke değil diye belki buna cevap verilebilir ama Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasiyi savunan, demokrasi için mücadele veren ve Orta Doğu'daki e, ülkeleri değil, e, gelişmiş ülkelerdeki, örneğin Batı Avrupa'daki ülkeleri siyaseten e, örnek alan veya bir şekilde onlarla, e, onlardan etkilenen e, sosyalist enternasyonelinin aynı zamanda üyesi olan bir parti. Dolayısıyla. 13 yılda 12 seçim kaybedip ya da bu kadar çok seçim kaybedip bu kadar uzun süre genel başkanlıkta görevine devam eden başka bir örnek bu gelişmiş ülkelerde var mıdır? Ben baktım bulamadım. Bu seçimin kaybedilmesinin birçok nedeni olabilir ki AKP'nin hükümetin baskıları bunlardan bir tanesidir. Bu reddedilemez. AKP hükümetinin baskıları altında gerçekleşmiş bir seçimdir. Ama sadece tek bir seçimden bahsetmiyoruz. Demin dediğim gibi girilen tüm seçimlerde bir yenilgi e, söz konusu. Ayrıca tek başına nasıl doğada çoklu nedensellik vardır, bir, bir şeyin tek bir nedeni yoktur. Toplumsal olaylarda da çoklu nedensellik vardır. Bir şeyin tek nedeni yoktur tek bir nedene indirgemezsiniz. Ee, burada da evet AKP'nin baskıları konusunda CHP yönetiminin belki yapabileceği fazla bir şey yoktu. Ee, ama e, CHP'nin yönetimin yapabileceği şeyler vardı. Yani bu nedenlerden bir tanesi de örneğin partiçi demokrasi sorunu. Partiçi demokrasinin seçim sonuçlarıyla bağlantısı nedir diye ee, soracak olursanız, parti organlarının çalıştırılmamış olması, e, partide oligarşik bir yapının oluşması ve kararların e, yukarıda 5 kişi, 10 kişi, 15 kişi tar tarafından veriliyor olması olmasından dolayı birçok lojistik, stratejik ve ideolojik hatalar yapılmıştır partinin ilçe ve il teşkilatlarına, örgütlerine danışılmadan, parti meclisinde ayrıntılı bir tartışma yürütülmeden kararların alınması büyük hatalara neden olmuştur. Örneğin bir örnek vermemiz gerekirse listeler konusu. <laughs> yüzde oyu belki yüzde bir, iki, üçü bulmayan e, siyasi partiler yüzde otuz dokuz, otuz sekiz milletvekili 39 neyse işte milletvekili elde milletvekili eldemiştir CHP listelerinden bu aslında halkın egemenliği ilkesine temsiliyet ilkesine aykırı bir durum temsiliyetin gasp edilmesi anlamına geliyor bu aynı zamanda bu belki örgütlerimizde ayrıntılı bir biçimde tartışılsaydı bu büyük hata yapılmazdı ve örgütün seçime hazırlanması için daha büyük bir motivasyon sağlanabilirdi veya e, kazanacak adayın tespit edilmesi cumhurbaşkanı adayının kimin olması gerektiği konusu e, ciddi bilimsel bir biçimde araştırılsaydı işte yüzde 20-20-30 ilde 2000-3000 kişiyle yapılan araştırmalar yerine belki 60 ilde 10 bin kişiyle yapılan daha ayrıntılı bilimsel çalışmalarla aday tespiti konusunda da daha e, e, doğru bir karar alınabilirdi. E, bunlar neden böyle olmadı? Çünkü tartışılmıyor. Genellikle e, ilçelere, illere e, ve partinin yetkili organlarına ııı e, tepeden inme bir biçimde tebliğ ediliyor. E, kararlar. Iıı e, Milletvekillerinin belirlenmesi konusunda da e, ön seçim uygulanabilirdi. Yani yüzde beş bir genel merkez kontenjanı olabilirdi ama diğer e, adaylar ön seçimle belirlenebilirdi. Bu sorunlardan bir tanesi. Bir ikinci sorun kimlik sorunu. Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini e, yitirmiştir, kimliğini kaybetmiştir, ilkelerinden uzaklaşmıştır. Bir siyasi partinin üyesi, CHP'nin üyesi kurultay tarafından belirlenen partinin temel ilkelerine uymakla yükümlüdür. Herkes, genel başkan da dahil, MK üyeleri, parti meclis üyeleri, milletvekilleri, partinin temel ilkelerine uymakla yükümlüdür. Partinin temel ilkelerinin ne olduğu bellidir. Altı ok, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, milliyetçilik, devrimcilik, sosyal demokrasi, demokratik solculuk ve bunların bunlara bir bütün olarak sahip çıkılması. Bu bir çoktan seçmeli sınav gibi değil. Bu ilkelerin işinize, keyfinize göre istediğiniz ilkeyi seçebilirsiniz. İstediğinizi bir kenara Atabilirsiniz gibi bir durum söz konusu değil. Ne yazık ki partimizde ideolojik bir bütünlük de sağlanamamıştır ve bu halkta bir güven sorununa, bir tutarlık sorununa yol açmıştır. Yani partinin neyi temsil ettiği belirsizdir. Şimdi şöyle tezler ortaya atıldı. İşte Cumhuriyet Halk Partisi. Altı ok 1920'lerde, 1930'larda kaldı. Dolayısıyla bunun bir güncelliği yoktur gibi bir tamamıyla akıl dışı bir anlayış. Şimdi cumhuriyetçilik e, neyin antitezidir, neyin karşıtır? Cumhuriyetçilik halk egemenliği anlamına gelir. Monarşinin antitezidir. Tek adam yönetiminin ya da tek kadın ya da tek kişi yönetiminin yetkilerin tek el, elde toplandığı yönetim biçiminin antitezidir. İşte padişahlık, krallık ya da neyse çarlık gibi yönetimlerin antitezidir cumhuriyet. E, cumhuriyetçilik buna işaret eder. Halkçılık oligarşinin antitezidir. Yani yetkinin belli bir zümrenin elinde odaklanması, toplanmasının antitezi. Devletçilik serbest piyasacılığın, özelleştirmeciliğin antitezidir. Kamuculuk, devletçilik devletin öncülüğünde eğitim, sağlık ya da e, tarım, sanayi, teknoloji alanlarında yatırımların yapılması ve özel sektörün karşısında güçlü bir kamu sektörün olması, olması. karma ekonomik model. Leiklik teokrasinin antitezidir. Din devleti anlayışının antitezidir. Leiklik dinin devlet, siyaset hukuk, eğitim işlerine müdahale etmemesi, karışmaması ve bu koşulla da devletin de dindar vatandaşın dini inanç ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alması ya da farklı felsefi görüşleri, dinsiz görüşlerin görüşlerinde ifade edilmesini güvence altına alması. Teokrasinin antitezi. Milliyetçilik asla ırkçılık değildir, asla şövenizm değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ün anladığı biçimiyle. Ümmetçiliğin antitezdir. Bizi birleştiren şey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Onun da temeli anayasadadır. Dolayısıyla milliyetçilik aslında laikliği tamamlayan bir kavramdır bu anlamıyla. Devrimcilik, statükoculuğun, muhafazakarlığın antitezdir. Şimdi dolayısıyla günümüzde AKP iktidarında monarşik, oligarşik, özelleştirmeci, serbest piyasacı, teokratik, ümmetçi, muhafazakar, statükocu bir e, uygulama var mı? Var. Bunlar geçerli. Dolayısıyla bunların antitezi olan altok -Ok, 1920'lerde 30'larda kalmıştır demek bir akıl tutulmasıdır. Tarihsel gerçeklere, siyasi gerçeklere tamamıyla aykırıdır. Sosyal demokrasi ve demokratik solculuk bunu tamamlayan bir unsurdur. Sosyal demokrasi, demokratik solculuk karma ekonomik modeli savunur. Sosyalist internasyonelde de bu açık bir biçimde yer alır. Özel sektörün karşısına güçlü bir kamu sektörünün getirilmesi ve daha çok kazanandan daha çok vergi alınması, yoksul kesimin vergi yükünün hafifletilmesi, sendikaların güçlendirilmesi, ücretsiz ve kaliteli eğitim, sağlık hizmetinin verilmesi gibi yollarla ekonomik ve sosyal adaletin sağlanmasını hedefler. Dolayısıyla bu da altı ok'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün de geliştirdiği halkçılık ve devletçilik ilkelerini Tamamlayan ilkelerdir ve bunlar zaten bizim partimizin tarihinde e, kurultaylarda sentezlenmiştir. Bunun sentezi ortaya konmuştur. Dolayısıyla altı ok ile sosyal demokrasi arasında bir karşıtlık yaratmaya çalışmak hem partimizin tarihsel ve kurumsal kimliğine aykırıdır. Hem de partimizde çok ciddi ideolojik ve kadrosal bölünmelere yol açacaktır ne yazık ki bu konuda yıllardır parti yönetimi bu konuda gereğini yapmamıştır. Ve bu saymış olduğum ilkelere bir bütün olarak sahip çıkamamıştır. Ben benzer eleştirileri Deniz Baykal döneminde 2003-2008 yılları arasında 5 yıl parti mensüeli yaptım, 3 dönem. Aynı eleştirileri o zaman genel başkanımıza da parti meclisinde yöneltiyordum. Ne yazık ki aynı eleştirileri hala yapmak zorunda kalıyoruz. Ee, i̇simler değişti ama sorunlar ne yazık ki bu geçen yıllar içerisinde değişmedi. Ee, bütün bu, bu sorunlar ve bunlarla birlikte başka sorunlara yönelik başka eleştiriler de ortaya atılıyor. İşte bir değişimden söz ediliyor, ee, bir değişim hareketinden söz ediliyor. Bu konuda birçok e, girişim gerçekleşiyor. Eee Bununla ilgili olarak çok kısa birkaç şey söylemek isterim. Eee milletvekilleri ya da eski MHK üyeleri bu değişim eee sürecini yürütüyorlar ya da değişim sürecinin bir kısmını diyelim isterseniz yürütüyorlar. Ve yönetime talip olduklarını ifade ediyorlar. Genel Başkan aday 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 olduklarını söylüyorlar. Ben şimdi burada birkaç soru sormak istiyorum. Kamuoyuna da bunları sormak isterim. Acaba e, bu arkadaşlarımız daha önce biraz önce saydığım hatalar, yanlışlar dahil birçok ayrıntıya girmiyorum şimdi. Bu lojistik, stratejik, ideolojik hatalar yapıldığında acaba seslerini çıkartmışlar mıydı? Yani o sorunların parçası olan kadrolar değişimi nasıl sağlayacak? Bu temel soru bu. Yani sorunun parçası olanlar sorunu nasıl çözecekler? Hatta ses çıkarmayarak ortak oldular yapılan hatalara veya zaman zaman da altına imza attılar birçok kararın. Dolayısıyla bu değişim taleplerinde bir samimiyet Göremiyorum ben. Bunu burada sizlerle paylaşmak isterim. Bir ikinci konu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan aday adayı ya da adayı böyle kapı kapalı kapıları ardında e, belirlenecek bir, bir isimdir. Yani CHP genel başkan aday adayı kapalı kapıların ardında bir takım müzakerelerle mi belirlenir? Yoksa örgütten tabandan ilçelerin illerin seçmenin onlarla da görüşerek onların da görüşleri alınarak onların da sesine kulak vermek suretiyle e, bu sürecin yürütülmesi daha doğru olmaz mı? E, şimdi bunun sonucu olarak tabii bu kapalı kap, kapalı kapıların ardında neler döndüğünü de çok iyi bilmiyoruz ama e, şöyle bir algı oluşuyor doğru ya da yanlış işte emanetçi genel başkan aday adayı ya da uydu genel başkan aday adayı gibi izlenimlere yol açıyor bu. Yani 3-5 kişi, 10 kişi, 20 kişi bir odaya kapanıp kimi genel başkan yapacağız diye müzakereye giriyorlar. Ee, bir üçüncü sorun değişim talebinde bulunanlar biraz önce sözünü ettiğim biçimde acaba partinin temel ilkelerine, altı oka, Atatürk'ün aydınlanma devrimlerine ne kadar sahip çıkıyorlar? Satır aralarında değiniyorlar tabii ki. Ama mesela sosyal demokrat parti olacağız diyorlar ki katılıyorum öyle olmalıyız. Ama aynı zamanda Atatürk'ün aydınlanma devrimlerine, altı oka, altı ilkeye de sosyal demokrasiyle ve demokratik solculuk ile birlikte sahip çıkmamız ve bu ilkeler doğrultusunda tarım, sanayi, teknoloji, eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim neyse projelerin geliştirilmesi gerekiyor. Belki bir bulmaca örneği verebilirim burada. Ee, biliyorsunuz bulmacalar vardır. İki resim aradaki farkı bulun diye. Bazen hemen aradaki farkı bulursunuz kolayca. Bazen de bayağı zor bir bulmacadır. O aradaki farkı bir türlü tespit edemezsiniz. Biraz buna benziyor bu. Yani mevcut yönetim ile değişim talebinde bulunup yönetme talip olanlar arasında ne kadar fark var? Belki nüanslar olabilir ama ideolojik bağlamda radikal bir farkı bugüne kadar ben en azından göremedim ee, şimdi şeyler duyuyoruz İşte Atatürk ilkelerine sahip çıkalım altı oka sahip çıkalım yani seçimi kaybettik Bir de böyle deneyelim yani daha önce AKP'yi taklit ederek seçim kazanacaklarını zannedenler şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ü taklit etme işine girdiler Mustafa Kemal Atatürk taklit edilemez. Mustafa Kemal Atatürk kavranabilir, özümsenebilir ama taklit edilemez. Konjonktüre göre ilke geliştiremezsiniz koşullara göre. Bu bir halka güven vermez. Kimse size inanmaz. Samimiyet, güven, bir dava peşinde koşmak, bir ideoloji temelinde bir davanın peşinde koşmak, siyaseti böyle anlamak gerekiyor. Siyaset bir kariyer yapma platformu değil. Siyaset bir dava işi, bir ideoloji işi, bir idealizm işi. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ten, İsmet İnönü'nden, Bülent Ecevit'ten bunları gördük. Onlar da bunu gördük. Şimdi ne yazık ki partimiz statikocularla yani mevcut genel merkez yönetiminin temsil etti diyelim isterseniz statikocularla sahte değişimciler arasında sıkışıp kalmıştır. Bir kısır döngü söz konusudur. CHP bir çıkmaz sokağın içerisindedir. O nedenle bizim mutlaka bir üçüncü yol açmamız gerekiyor. Bir bir başka yol açmamız gerekiyor. Bu yol Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bu yol Atatürk'ün aydınlanma devrimlerinin yoludur. Bu yol altı ok yoludur. Bu yol sosyal demokrasinin, demokratik solculuğun yoludur. Bu yolu açmak için 38. Olağan Kurultay'da Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan aday adayı olmaya karar verdim. Ve bunu sizlerin vasıtasıyla burada kamuoyu ile paylaşıyorum ve bunu ilan ediyorum. <laughs> İlkeler sadece bir sözcükten ibaret değildir. İlkelerin aynı zamanda projelerinizde, çözüm önerilerinizde karşılığında olması gerekir. Biz e, web sitemizde, burada kağıt sizi kağıda, kitaba boğmadan e, artık dijital bir dünyada yaşıyoruz zaten. Arkadaşlarımız size e, web sitemizin e, duyuru kağıtlarını dağıttılar ya da dağıtacaklar galiba. Orada web sitemizin adresi var. Orada amaç ve ideoloji başlıklı metin ve Hedefler, çözümler başlıklı metin bizim aynı zamanda manifesto'muzdur. Onu mutlaka incelemenizi, okumanızı rica edeceğim. Burada biz neleri hedefliyoruz, ilkelerimiz nedir, ideolojimiz nedir ve Türkiye'nin sorunları na yönelik çözüm önerilerimiz ana hatlarıyla tabii nedir? Onları tek tek sıraladık. Onları da ee, incelemenizi, okumanızı e, hem basın mensuplarından hem de tabii parti ve vatandaşlarımızdan sizin vasıtanızla burada rica etmiş olayım. Ama onun ayrıntısına uzun uzun girmeyeceğim ama belki bir örnekleme yapabilirim. Ee, örneğin kamuculuk. Yönetim diyor ki biz kamucuyuz diyor. Devletçiyiz. Devletçiyiz de daha çok kamuculuk terimi kullanıyor. Peki bunun bir sözcük olmanın ötesinde karşılığı nedir sizin çözüm önerinizde, projenizde? Örneğin özelleştirmeler konusunda ne düşünüyorsunuz? Özelleştirmeler duracak mı? Daha önce özelleştirilen kurumlar tekrar kamulaştırılacak mı? Vergi politikanız ne olacak? Daha çok kazanandan daha çok vergi alınıp yoksul kesimin vergi yükünün belki sıfırlanması ya da büyük ölçüde hafifletilmesi ve sendikalarla organik ilişkiler geliştirilecek mi? Yoksa sadece sendika başkanlarını milletvekili adayı yapmaktan mı ibaret? Solculuk, sosyal demokrasi, demokratik solculuk, kamuculuk, devletçilik, sendika, işçinin, emekçinin, işveren karşısındaki haklarını koruyan en önemli örgütlenmedir. Dolayısıyla sendikalarla daha güçlü ilişkiler nasıl kurulacak? Eğitim, sağlık, insanlar kaliteli bir eğitime, sağlık hizmeti almak için para mı ödemek zorunda kalacaklar? Hem kaliteli hem ücretsiz eğitim, sağlık hizmetinden faydalanılması nasıl sağlanacak? Nasıl bu proje nasıl geliştirilecek? Devletin burada yatırım yapması gerekiyor ciddi bir şekilde eğitime, sağlığa belki başka bakanlıkların ya da Diyanet İşleri Başkanlığının bizim önerdiğimiz gibi bütçesinden kısıntı yapılarak buralara yatırımların yapılması gerekiyor. Laiklik konusu partimiz tarafından tamamıyla bertaraf edilmiş durumda. Neredeyse yasaklı sözcük haline gelmiş durumda. Oysa AKP iktidarı bir din devleti, teokratik bir düzen kurmuş, kurmaya da devam ediyor. E bunun antitezi panzehri laiklik. Partimiz siyasetin dinselleşmesi, devletteki kadroların dinselleşmesi, eğitimin dinselleşmesi konusunda neyi öneriyor? Bunları biz e, web sitemizdeki metinde, manifestomuzda tek tek yazdık. Oradan inceleyebilirsiniz. Eğitimin dinselleşmesi şu anda karşı karşıya bulunduğumuz en önemli sorunlardan birisidir. Siyasetin dinselleşmesi konusunda bir itiraz ortaya koyma, koymak yerine yönetim ne yazık ki genel başkanlık düzeyinde bu söylemin parçası haline gelmiştir. Bu siyaset etiğini belki kenara koyalım bir an için işte oylarımızı arttıralım. Yani siyaset etiğinin kenara konularak pragmatik bir bakış açısıyla işte böyle yaparsak oylarımız artar gibi düşünülmüş de olabilir. Bilemiyorum. Ondan da emin değilim ama eğer böyle düşünmüş olsa bile partinin oylarının artmadı bu şekilde biraz önce açıkladığım verilere, olgulara göre ortadadır. Ama ben başka bir şey söylüyorum. Yani öyle olsa bile bunun yanlış olduğunu söylüyorum. Siyaset etiği gereği. Çünkü iktidara gelmesi amaçlanan kişiler değildir. Bizim davamız iktidara gelmelidir. Bizim ilkelerimiz iktidara gelmelidir. Mesele kişilerin iktidara gelmesi değildir. Parti içi demokrasi konusunda en önem verdiğimiz konu ve İlk olarak uygulayacağımız konu parti içi eğitim konusu. Üyeler kendi ideolojisinin, kendi ilkelerinin anlamını, altı oku sosyal demokrasi, demokra demokratik solculuğu bilmezlerse ne olduğunu, ne anlama geldiğini ve bunun bu, bu ilkelerden türetilen projeleri bilmezlerse halka bunları kim anlatacak? Üyeler önce bu konuda bilinçlenecek parti içi eğitim yoluyla. Bütçemizin belli bir kısmı bildiğiniz gibi parti içi eğitime ayrılmak zorunda. Ne yazık ki bu etkili bir şekilde uygulanmıyor. Parti üyelerini eğitirsek parti içi eğitimle üyeler de daha anlaşılır sade basit bir biçimde bu ilkeleri ve projelerimizi halka birebir aktarabilirler, anlatabilirler. Ama üye ne olup bittiğini bilmiyorsa üye neyi anlatacak? Yani bu sadece çarşı, pazar esnaf ev ziyaretiyle olacak bir şey değil. Böyle bir siyaseti kabul etmiyorum. O da belki çalışmanın bir parçası ama bu sadece esnaf ziyaretiyle ya da çarşı pazar ziyaretiyle çözülecek bir konu değil. Zaten çözülmediği de ortada. Bir başka konu ön seçim biraz önce bahsettik. Tüm adaylar elbette ki sağlıklı bir üye yapılanmasının olması lazım. Aksi takdirde ön seçimde sağlıklı bir sonuç vermeyebilir. Ön seçimde sağlıklı bir sonuç vermeyebilir ama partiçi eğitim etkin, etkili bir şekilde uygulanırsa o zaman üyeler de ön seçimlerde oylarını daha bilinçli bir biçimde kullanmış olurlar. Biraz önce söylediğim parti organlarının işletilmesi, parti meclisi ben 5 yıl parti meclisi yaptım. O zaman da aynı sorun vardı. Tepede kararlar alınıyordu parti meclisine hiçbir şey tartışılmadan parti meclisine tebliğ ediliyordu. Parti meclisi tebli bir şeyin tebliğ edeceği yer makam değil. Tüzüğümüze göre parti meclisi partinin politikalarını ve stratejilerini belirleyen, karara bağlayan organdır. Parti meclisi notar tasdik makamı değildir. Dolayısıyla parti yani kurultay delegeleri tarafından parti meclis üyesi seçilenlerin iradesi önemlidir, dikkate alınmalıdır. Bunu mutlaka sağlaması gerekiyor. Bir başka konu kongrelerde kurultayda birden fazla adaya imza verilemiyor. Bunu mutlaka sağlanması gerekiyor. Birden fazla adaya imza verilebilmeli. Belki 2-3 aday var, 5 aday var. Hepsini kürsüde dinlemek istiyor. Onların ne dediğini dinlemek istiyor ve ona göre karar vermek isteyebilir. Delege. Dolayısıyla bunun sağlanması çok önemli. Birden fazla adaya imza verememek durumu e, aynı zamanda e, giz, gizli oy açık tasnif ilkesine de aykırı bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bunun mutlaka değişmesi gerekiyor. Bu da bizim hedeflerimizden birisidir. Mahalle kongreleri ne yazık ki siyasi partiler yasası da tabi burada ciddi bir sıkıntı oluşturuyor ama yargı denetimi olmadığı için ama yine de biz kendi içimizde bir düzenleme yapabiliriz. Kendi yönetmeliklerimizle mahalle kongrelerinin yani ilçe delegelerin seçildiği mahalle kongrelerindeki usulsüzlükleri ve antidemokratik uygulamaları önleyebiliriz. Çünkü mahalle kongresinde sorun çözülmediği zaman o domino taşı gibi kurultaya kadar devam ediyor. Mahalle ilçeyi, ilçe ili, il, Kurultay Delegisi'ni seçiyor. Kurultay Delegisi Genel Başkanı ve Parti Meclis seçiyor. Dolayısıyla siz düğmeyi yanlış iliklediğiniz zaman alttan o öyle yanlış olarak devam ediyor. Dolayısıyla mahalle kongrelerinde yani diyeceksiniz belki bu nasıl oluyor? Bir önceki yönetim döneminde de aynı sorun vardı. Tüm seçimler kaybedildiği halde nasıl Genel Başkan seçilebiliyor? genel başkanlar işte böyle seçiliyor. Mahalle kongrelerinde bu delegenin tepeden inme yöntemlerle yapılandırılmaya başlanması, orada antidemokratik uygulamalar, baskılar, belediyelerin siyasete, ilçe, mahalle, ilçe ve il siyasetine müdahale etmesi vesaire gibi nedenlerden ötürü bir delege mühendisliği alışkanlığı oluşmuş partide. Bir delege ağlı, bir de delege mühendisliği. Bundan kesinlikle kurtulmamız gerekiyor. Toparlayacağım. Sorularınız varsa onları alacağım. Biraz çok kısa kendimden söz etmeyi de öyle çok sevmiyorum ama birkaç bir şey söyleyeceğim. Ben sıradan İşlerle hayatım boyunca meşgul olmadım. Hep uzak durdum. Yani klişe şablonlar ya da işte rutin, statik, parçası olarak orada siyaset kariyeri yapmak ya da herhangi bir kariyer yapmak bunlar benim yapıma aykırı. O anlamda ben de özgürlük ve bağımsızlık sadece bir düşünce değil, bir tutku. Hayatımda beni yakından tanıyan da herkes bilir bunu. Yani bir şeye adaysam aday adaysam ya da adaysam bir şey yapmaya bir işe giriştiysem onu o rutin statikon içinde kesinlikle yapma. Burada yani bir, bir, dava için mücadele edilecekse bu mücadeleyi vermek doğrusudur. Şimdi genel başkanlık bir nedir? Araç. Milletvekiliydi öyle. Parti mensüeliydi öyle. Bu bir araç. Eğer genel başkan olmak bir amaç olduysa ya burada bir sorun vardır. Genel başkan olmak bir amaç olamaz. Genel başkan olmak bir araç olabilir. Amaç devrim yapmaktır. Amaç önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne devrim yapmak, ondan sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nde devrim yapmaktır. Benim bakış açım bu. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa onları da yanıtlayacağım. Buyurun. Bir de isminizi ve kurumunuzu belirtirseniz sevinirim. Saliha Çolak, Haber Global Televizyonu. Siz aslında bahsettiğiniz konuşmanızda daha önceki parti meclisi üyeliğiniz sırasında da defalarca uyarılarda bulunduğunuz Deniz Baykal'ın döneminde bir de delege yapısından söz ettiniz. Uzun zamandan beri rahatsızlık duyulan bu yapının değişmemesinin nedeni isimler değişmesine rağmen sadece delege ağlı ya da delege düzenindeki bu yapı mıdır? Sizce nasıl bir teşhis yapılabilir? Tedavi olamadığına göre konulamadı mı? Bir teşhis? Yani aslında onu anlatmaya çalıştım. Yani delege mühendisliği, delege ağlığı bu işin bir parçası. Ama buna öncülük etmesi gereken yetki alanı yönetim. Yani genel başkan, MK üyeleri, parti meclisi onların bir başlangıç yapması gerekiyor. Ve bu kısır döngüyü ortadan kaldırması gerekiyor. Yani böyle gelmiş, böyle gider gibi bir anlayış. Tabi bazılarının çıkarını olabilir. Ama burada siyaset kariyeri yapmak isteyen insanların çıkarları değil. Ülke meselesi bu. Bu bir vatan meselesi. Dolayısıyla yani siyasi partiler de aslında bir araç baktığınız zaman. Burada ülkenin çıkarlarını öncelikli olarak görmek ve bu Kısır döngüyü mutlaka ortadan kaldırmak gerekiyor. Bir yerden başlamamız gerekiyor. Yani benim şu anda görebildiğim, bakıyorum diğer işte e, bugün de bir açıklama olmuş galiba. Evet işte vaatleri var. Ama yani bu vaatler ne kadar samimi? Bu anlattığım kısır döngü, daha önceki yönetimde de yaşadığımız sıkıntılar gerçekten aşılacak mı? Yoksa hani bir yerlere gelmek için verilen boş vaatler bunlar. Bunu çok iyi düşünmek gerekiyor. Buyurun. Hıdır Göktaş Medyascope. Şimdi delege ağalından e, Salih arkadaşım da söyledi. Söz ediyorsunuz. Öteden beri CHP içerisinde olan bir sakatlıktan söz ediyorsunuz. E, aday olabilmek için de belirli bir sayı gerekiyor. Daha önce de aday olmak için ortaya çıkmıştınız. Ancak gerekli olan sayıyı bulamadığınız için aday olamayıp çekilmiştiniz. Kim? E, siz. Ben hiç aday olmadım ki. İlk defa aday oluyorum ben ilk Aslında defa aday oluyorum. Şimdi şu anda şey ben e, daha önce genel başkan biliyorum. adayı olmadım. Başka arkadaşlar Başka, oldu evet. Ama ya, ben olmadım. Ben ilk defa aday oldum. Oy gerekiyordu. Şimdi ise %5'e düştü. %5 evet. Ve bu 65-70 civarında delege yapısına göre bir evet. oy gerekiyor. Bu yakındığınız e, sistem içerisinde, delege ağlı içerisinde bu süreçte il baş il seçimleri sürecinde delege yapısında bir değişiklik sağlanabilir mi? Bunun için siz ne yapacaksınız? Ve aday olabilmek için bu 65-70 evet. delege oyuna Ulaşabilecek misiniz? Bu eleştirdiğiniz yapı e, partisinde evet. devam ederse. Biz Teşekkür bunu edelim. kırmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Ee, mahalle kongrelerine katıldık. İlçe kongrelerine katıldım. Kendi bölgemde, İstanbul'da. Orada da kürsülere çıkıp konuştuk. Düşüncelerimizi anlattık ve örgütlenmeye çalıştık, çalıştık. Mücadele ettik. Dolayısıyla bu biraz önce sözün ettiğim e, delege yapısını belli bir ölçüde kırmak için mücadele ediyoruz. Önemli olan bunun mücadelesini vermek. Ama tabii ki şu mevcut anlattığım yapıda ne kadar sonuç alınabilir onu daha sonra işte ilk kongrelerinde kurultayda göreceğiz. Benim şu anda bir şey söyleme şansım yok ama şöyle bir gözlemi aktarayım. Homojen bir bu yapıya rağmen yani bu delege ağlı ve delege mühendisliği yapısına rağmen diyelim isterseniz. Homojen bir yapının oluşmadığını, mahalle ve ilçe kongrelerinden söz ediyorum. İl kongreleri daha yarın başlıyor. Ee, oluşmadığını söyleyebilirim. Ama size yüzde veremem tabii şu anda. Bu da tabii aslında bir gösterge. Umarım yönetim bunda dikkate alır. Buyurun. Siz ama şey basın değil galiba değil mi? Bilmiyorum usul nedir Necati Bey, medya mensubu olmasa da soru sorulabiliyor mu yoksa? Medya ha, Evet. Buyurun. <laughs> Ancak siz ikinci değil üçüncü bir yol açmamız gerekiyor dediniz. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi belki bu beslede şuna da dikkat çekmek isterim. Aslında konumuz değildi. Bu nasıl oldu aynı güne denk geldi iki açıklama. İsterseniz o konuda bir şeyler söyleyeyim. Biz iki hafta önce bu tarihi belirledik. 15 Eylül tarihini. Hatta yazışmalarımızı yaptık. de ziyaret ettik. Antikabir'e dilekçelerimizi ıslak imzalı genel merkeze ıslak imzalı dilekçelerimizi yolladık. Kendi arkadaşlarımızla da bunun tarihini yazışmalarımızda paylaştık. Fakat nasıl olduysa biz Özgür Bey'in bugün bu açıklama yapacağına dair bir bilgimiz yoktu bizim. Ee, ama bir şekilde e, üç gün önce ya da neyse birkaç gün önce Özgür Bey'in bugün de bu açıklamayı yapacağını öğrendik. Bir kere onu burada bir tespit olarak ortaya koymak isterim. Bu bir tesadüf de olabilir. Başka bir planlama da olabilir ama ben bu planlamanın içine değilim. Tek bildiğim şey o. <laughs> ee, Sayın Genel Başkan'la da bir görüşmem olmadı. Ee, sorunuzu bir daha tekrar eder misiniz? Özgür Özel'in adaylığı bazı medya kuruluşlarında danışıklı olarak nitelendirilmişti. Evet. Ancak siz ikinci değil üçüncü bir yol açmamız gerekiyor evet. dediniz. Bu konuda düşüncelerinizi Anladım, anladım. Onu bilmiyorum. Yani onu siz gazeteciler belki araştırıp öğrenebilirsiniz. Yani bir danışıklı dövüş var mı yok mu? Onu bilemiyorum. Dolayısıyla şimdi yanlış bir şey de söylemek istemem. Ama e, Sayın Özgür Özel değerli bir milletvekildir. Çok çalışkan ve e, en etkili milletvekillerimizden birisidir. Bir kere onu söyleyeyim. E, yani biz burada şahıslarla bir kişisel tartışmaya girmek istemiyoruz. Benim genel başkanlığa da, Sayın Özgür Özal'le de kişisel bir sorunum yok. Biz burada düşünceleri, ilkeleri ortaya koyuyoruz ve bu aday adaylığındaki yarışında ben e, nezaket ve saygı kuralları çerçevesinde yürütülmesini istiyorum. Tabii ki eleştirilerimiz olacak. Dolayısıyla ben şimdi tabi yanlış bir şey de söylemek istemem ama böyle yorumlar yapılıyor yani onu bizim elimizde buna dair bir bilgi yok. Buyurun. Ee, Örsan Bey hayırlı olsun. Ee, Eral Çelebi veryansın TV. Şimdi değişin talebinde samimiyet görmüyorum dediniz ve hemen ardından da e, adaylığı ile ilgili yani Özgür Bey'in adaylığı ile ilgili. E, uydu aday gibi izlenimler var dediniz. Ya uydu aday ifadesini açabilir misiniz Bu sizin de bir tespitiniz mi? Yoksa izlenim? Ya bu kamuoyuna yansıyan izlenimler ben e, öyledir böyledir gibi e, olgusal bir şey şu anda söylemek için erken olabilir Yani belki kendisi öyle olmadığını kamuoyuna kanıtlayabilir Dolayısıyla e, ama benim biraz önce söylediğim şu ki. E, halkta ya da seçmende CHP tabanında böyle bir algı var, böyle bir izlenim var. O algıya ve izlenime neden olan olaylar da biraz kendisinden kaynaklanıyor olabilir. Ama belki kendisi bunu daha keskin bir şekilde, ben bugün açıklamasını izleyemedim açıkçası. Çünkü e, arada bir çok fazla zaman da yoktu. Gazeteden biraz okudum ama Buna dair bir şey söyledim mi söylemedim bilmiyorum. çünkü biz Antikabir'deydik o saatte. Özgür Bey burada açıklamaları yaparken. Sonra da buraya geldik. Dolayısıyla o konuda bir şey söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Yani siz sorduysanız, siz sordunuz mu? Peki. <laughs> Belki sorarsanız kendisi açıklar bulur mu? <laughs> evet. Evet. Soru, belki bir soru daha alabiliriz varsa Peki hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs>